Günaydın değerli izleyenler. Beykent TV ekranlarından Biz Bize programıyla karşınızdayız efendim. Öncelikle herkese harika bir gün diliyorum. Hepimizin yüzünde gülüşlerin eksik olmaması gerektiğini düşünüyorum ve gülüşlerimizin yıldızı dişlerimizden bahsedeceğiz bugün. Hemen konuğumuzu sizlere tanıtalım. Ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi uzmanı Ali Ekrem Canbaz bizlerle birlikte stüdyomuzda. Hemen konuğuma dönüyorum ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar merhaba. Ali Bey, tekrar merhabalar. Teşekkür ederim. Çok hoş burada olmak, güzel. Harika, sizi de burada görmek çok güzel. Geçmişte bir program yapmıştık sizinle. Bugün o programdaki sorularımız üzerinden tekrar devam edeceğiz. İşleyemediğimiz şeyler olmuştu ama sizinle bugün ilk defa karşılaşan izleyicilerimiz için bir kez daha tanıyalım istiyorum sizi. Ben 1986 yılı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. 87'de aynı fakültede çene cerrahisi ihtisasına başladım. Yüz ağrıları üzerine, trigeminal nevraj üzerine bir tez hazırladım ve daha sonra da üniversitenin işte sağlık, kültür, spor daire başkanlığında bir dönem çalıştım. Şu anda da özel kliniğimde mesleğimi icra etmeye çalışıyorum. Şeyi hep merak etmişimdir. Şimdi aslında diş doktoru olmak biraz zor da bir şeydir diye düşünüyorum. Hani çeşitli zorlukları vardır illaki hastalar üzerinde. Bu son hani tıptayken karar verdiğiniz bir şey mi? Yani bu bölümü kazanmadan öncesinde diyeyim daha doğrusu. Hani farklı seçenekleriniz var mıydı? Yoksa hep öncesinden beri dişle ilgili bir bölüm mü seçmek istiyordunuz? Ya da yani merakınız nereden geliyor mesleğinize demek istiyorum. Aslına bakarsanız bu birçok üniversite öğrencisinin olduğu gibi biraz tesadüfi oldu. Bizim dönemimizde iki aşamalı sınav vardı. Evet. Ve 18 tercih yapabiliyordunuz. Bu tercihlerin içinde bir tanesi de diş hekimliğiydi. Hı hı. Biraz tesadüf oldu. Fakat diş hekimliği biraz manipülasyona dayalı bir işlemdir. Yani elinizle bir şey yapıyorsunuz. Evet. İlk yıllarında fakültenin birçok arkadaşımız gidip kaydını sildirdi. He. Çünkü bize ilk önce manipülasyon dersi denilen bir derste işte alçılarla, mumlarla bir takım şeyler yapılıyor ki el becerimizi geliştirebilelim diye. Biz bunu yapamayacağız diye bazı arkadaşlarımız kaydını bile sildirmişlerdi. Çünkü o zamana kadar hiç böyle bir şey yapmıyordunuz. Zaman içinde mesleği tanıyınca seviyorsunuz. Ve daha da bir şeyler yapınca daha da hoşunuza gidiyor. Tabii okul bittikten sonra cerrahi benim ilgi alanımdı. Bütün öğrenciliğim boyunca da cerrahi kliniğinden hiç dışarı çıkmadım. Onun için de cerrahi bölümünü seçtim. O sınavına girdim. Bunu sordum çünkü hani artık bizim bir tıp fakültemiz var Beykent Üniversitesi olarak ve orada da diş fakültesi bulunmakta. Yani buradan arkadaşlarımız da var, izleyen genç arkadaşlarımız. Onları da yönlendirmek adına soruyorum. Nasıl bir meslek? Ne şekilde karar veriliyor? Bu açıdan sordum. Seviyorsunuz mesleğinizi. Tabii ki, kuşkusuz. Harika. Böyle dikkat ediyor musunuz peki dışarıda insanların gülüşleri, dişleri? Hani o hani meslekte vardır ya, bazı gözlemlemeden edemezsiniz bazı şeyleri. Sizde de bu oluyor mu? Tam aksi, hiç ben dışarıda insanların dişlerine, ağzına bakmam. Ben yani, herhalde sizden daha çok bakıyorumdur o zaman. Ben çok dikkat ederim mesela. Çünkü benim bu bir profesyonel işim. Orada sadece klinikte. Çünkü dışarıda diş hekimi olduğumu bile söylemem sosyal ilişkilerde. Hatta ben yelken yarışına katılıyordum. Oradakilerin bir kısmı bilmiyordu mesela benim. Sonra tesadüfen muayeneme gelince, "Aa, sen diş hekimi miydin?" dediler. Yani o kadar bilmiyorlardı. Çünkü maalesef insanlar sizinle diyalog kurmak istedikleri zaman mesleğiniz üzerinden diyalog kurmayı özellikle seviyorlar. Özellikle doktorların hakikaten hatta yemek yiyorsunuz. Yemekte şurada bir dişim vardı ya, bir bakar mısınız diyor. Bu çok şık ve hoş olan bir şey değil. Onun için söylemem ve orada biter benim. Klinikte işim biter. Burak hocamız var. Burak Ömür Çakır. Buradan selam yollayalım ona. O da aynı şekilde kulak burun boğaz doktoru uzmanımız. Bir gün yolculuğa çıkıyor. Yanındaki beyefendi mesleğiniz ne diye soruyor. Bambaşka bir şey soruyor. Doktor olduğunu söylemiyor.
Çünkü hakikaten doktorların böyle bir durumu oluyor yani. Hani benim şuram evet. ağrıyor, buramda şu var gibi biraz ve sıkıştırılabiliyorlar hastalar ya da bireyler tarafından. Orada hasta değil hı-hı. aslında. Bu şekilde. O yüzden aslında gerçekten kutsal bir mesleğiniz var. Buradan da bunu teşekkür belirtelim. Ederim. Bugün yine implantlardan bahsedeceğiz. Çene cerrahisi diyeceğiz. Hastalıklar ve diş arasındaki ilişkilerden konuşacağız. Eğer vaktimiz kalırsa ufak ufak birkaç da diş sağlığı ile ilgili tavsiye de alabiliriz sizden. Ama isterseniz ufak ufak implanttan başlayalım. Öncelikle implant nedir? Bunu soracağım. Daha önce sormuştum ama ilk defa izleyenler varsa sizinle olan programımızı onlar için tekrar bir kez daha tekrarlayalım. İmplant bizim diş köklerimizi taklit eden, dizayn olarak da diş köküne benzeyen, titanyumdan yapılan yapay kökler olarak düşünebiliriz. Biz bunu çene kemiklerinin içine yerleştiriyoruz. Yani dişin kökü gibi aynı şekilde ve bunun üzerine de hastalarımızın eksik dişlerini yapıyoruz. Yani onu bir kök ve mesnet olarak kullanıyoruz. Diş köküne benzeyen vidalar aslında çok basit bir vida. Vidalar diyoruz. Peki. Şimdi implant uygulaması için hepimizin çürükleri olabiliyor, diş çekilebiliyor, orada boşluklar olabiliyor. Fakat bunun için bir yaş sınırı var mı implant adına? Hani şu yaşta artık yapılması sakıncalıdır veya şu yaş implant için çok küçük bir yaştır diyebileceğiniz bir yaş sistemi var mı? Şimdi implant yapılabilmesi için öncelikle kemik gelişiminin tamamlanması gerekiyor. Yani henüz kemik gelişimi devam eden bireylerde implant yapamayız. Kaça kadar devam ediyor bu? Kızlarda 16-17 yaş, erkeklerde biraz daha uzun. Kızların ilk menstruasyonundan sonra kemik gelişimi tamamlanabiliyor. Yani çok böyle tartışmalı durumlarda el bilek grafisi çekilip el bilek grafisindeki o kemiklere bakılarak kemik gelişiminin devam edip etmediğini anlayabiliyoruz. Ama ortalama 18 yaş diye biz söylüyoruz. İleri yaş için de bir sınır yok. Yani burada bizi sınırlayan şey hastanın sistemik durumu, yani genel sağlığı ile ilgili durum. Yani benim 82-83 yaşında implant yaptığım hastalarım var. Öyle bir yaş sınırı yok hani artık yaşlandı şöyle oldu. Hastalığa göre belki onları da konuşacağız zaten o sistemik durumları da. Peki implant uygulaması yapıldı. Sonrasında sosyal hayata tekrar dönüş ya da işte gıda tüketimi bu durumlar nasıl gerçekleşiyor? Şimdi biz implant yaptığımız zaman immediate loading denilen bir şey var. Hemen yükleme. Şimdi hastada bazı kriterleri sağlıyorsa, işte kemik kalitesi vesaire olarak onun bir takım kriterleri var. O zaman hemen üst yapısını yani dişleri de takabiliyoruz. Ama bu nadir durumlarda oluyor. Her vakada hemen implantı yaptım, üstüne de protezini yaptım olmuyor. Bunu yapamadığımız durumlarda da geçici bir protez yapıyoruz. Çünkü hepimizin sosyal hayatı var, iş hayatı var. 3 ay, 4 ay biz iş hayatımızdan izin alarak eve kapanamayız. Evet. Onun için de avukatlar var, öğretmenler var, sunucular var. O yüzden de geçici bir protez yapıyoruz. Ama burada gerçeği konuşmak gerekirse geçici protezler her zaman çok fonksiyonel değildir. Olmuyor. Hani daha yumuşak gıdalarla beslenilir. Daha çok görsel açıdan görüntüyü kurtarmaktır. Ama sonuçta ameliyat salonundan çıkarken hastalarımız geçici bir dişle çıkıyorlar. Dişsiz çıkmıyorlar yani. Dişsiz çıkmıyorlar, dişsiz kalmıyorlar. Aslında protezden devam edeceğiz ama öncelikle şunu da soralım, ekleyelim aklıma gelmişken sorayım. Diş çekimini hangi durumlarda tavsiye ediyorsunuz? Bazen çürüyor, dolgu olabilecek diş. Fakat hani hasta aman çektireyim, kurtarayım, onunla mı uğraşacağım diyebiliyor ama her bir dişimiz aslında çok değerli. Hiçbir belki de diş kendi dişimiz gibi değildir diye düşünüyorum. Siz hangi durumlarda diş çekimini kesinlikle tavsiye ediyorsunuz? Hangi durumlarda buna kesinlikle gerek yok diyorsunuz? Bir kere biz ne yaparsak yapalım, ne kadar mükemmel dişler de yapsak hiçbir zaman hastamızın doğal dişi gibi olmuyor. Yani öncelikle kendi dişi.
Bu endodontik yöntemlerle yani kanal tedavisi vesaireyle veyahut da bir protetik yöntemle yani kaplama yapılarak restore edilemeyecek durumdaki bir dişi biz çekiyoruz. Veyahut da bir enfeksiyona neden oluyor ve biz bunu yaptığımız tedavilerle işte kanal tedavisi veyahut da antibiyotik tedavisiyle tedavi edemeyeceksek ve o sürekli bir enfeksiyon nedeni olacaksa o zaman o dişi çekiyoruz. Veyahut da kırıklar dolayısıyla çekiyoruz. Veyahut da ileri derecede periodontal hastalığı yani diş etini hastalıkları olan vakaları sallanıyor artık o diş. Onu çekmek zorunda kalıyoruz. Onun dışında burada endikasyonu ben koyuyorum. Yani ben koyuyorum derken ben siz hekimim. Hekim olarak ben şey yapıyorum. Bazen hastalarımız ya ben uğraşmak istemiyorum bu dişimi çek diyebilip ısrar edebiliyor ama yine de endikasyon hekime aittir ve çekmiyoruz. Harika. Çekmememiz de lazım. Bence de işte bazen ben de çok duyuyorum aman çektireceğim artık uğraşamıyorum gibi şeyler olabilir. Yine dolgusu düştü mesela denilebiliyor çektireceğim en sonda. Peki bu dolgulardan da hani bahsetmişken araya dolguları da sıkıştıralım. Şimdi dolgular ben çocukluğumda en son ihtiyaç duyup yaptırmıştım. Sakız çiğneyemiyorduk ve dolgu düşüyordu ve düştüğü zaman felaket bir ızdırap veriyordu hava aldığı için diş. Şu an sistemde ne gibi değişiklikler var benim çocukluğumdan bu yana diyeyim? Hani dolguda herhangi bir ilerleme var mı bu konuda? Önceden siyah da şimdi beyaz dolgular da var bildiğim kadarıyla. Şimdi benim uzmanlık alanım değil ama genel diş hekimliği bilgisi olarak bunu verebilirim. Eskiden arka azılar bölgesinde işte siyah dolgu dediğiniz amalgam dolgular yapılıyordu. Bunlar da civanın gümüşle yaptığı bir alaşım aslında. Kimya bilgilerimizden hatırlarsak malgamalar işte civanın bakırla gümüşle yaptığı bir alaşımdır. Ve azı dişlerde onu yapıyorduk arka bölgelerde. Niye? Kozmetik olarak siyah görünüyor diye. O dolgular mekanik olarak tutunuyordu. Yani biz orada bir dişin çürüğünü temizleyince bir kavite açıyorduk. O kavitenin içine sıkıştırıyorduk o dolguyu. Ve o dolgu sertleşince mekanik olarak dişin duvarlarına tutunuyordu. Ve o yüzden de büyük dolgularda, büyük defeklerde işte sakızla veya daha yapışkan gıdalarla çıkabiliyordu. Şu anda diş dokusuna kimyasal yapıştırıcılar kullanarak bir takım tutuculuğu artıran bir takım malzemelerle daha sıkı tutunan dolgular yapabiliyoruz. O yüzden bu materyaller daha iyi şu anda tabii ki. Harika, süper. Bu konuda bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar implanta dönecek olursak eğer. İmplant yapılıyor. İmplantın genellikle başarı oranını soracağım. Yani bu mesela dolgudan bahsettik. Düşebiliyordu, olabiliyordu işte. İmplantta da böyle bir durum olabiliyor mu? İmplant kayıpları olabiliyor ama artık bu neredeyse %1'in altında bir değerde. Çok yani %100 implant tutuyor yeni tekniklerle. Doğru planlayıp doğru bir implant yerleştirdiyseniz %100 başarılı artık. Yani ha ileri dönemde yani implant yapıldıktan sonra 5. yılda, 3. yılda, 10. yılda implant kayıpları olabiliyor. Çünkü biz doğal dişimizi de kaybediyoruz sonuç olarak. Ama bunun nedenleri de hekime bağlı nedenler var. Yani hekimin planlamasıyla ilgili, yapmasıyla ilgili nedenler var. Hastaya ait nedenler var. Hastanın yeteri kadar işte ağız hijyenine önem vermemesi, işte yoğun sigara kullanıyor olması, bruksist bir hasta olması, yani diş sıkan, gıcırdatan bir hasta olması, implantın, yani doğal dişlerimizde olduğu gibi implantın ömrünü de kısaltıyor. Onun için ama ilk uygulamada implant başarısı artık %100 diyebiliriz yani o yani kadar. Yani ömürlük yüksek. Genelde yapılan bir diş ama tabii ki dişlerimiz gibi o da bazı kullanım durumlarına göre de hasarı uğrayabiliyor. Yani hani 3 senelik 5 senelik bir gözlemle değil normalde implant yapımı. O kadar bir süre için implant yapmıyoruz. Yani en azından ben yapmıyorum. Onun için de başlangıçtaki planlamamız
o yönde oluyor. Yani uzun yıllara kullanılabilecek gibi planlama yapmamız lazım. Peki diyelim ki implant yapıldı, işte bazı durumlar oldu ve implant kaybı yaşandı. İmplant kaç kez daha aynı yere uygulanabilir? Şimdi implant kaybedildiği zaman etrafta büyük bir kemik defekti oluşmuşsa o zaman o bölgeye implant yapamıyoruz. Ya komşu bir bölgeye implant yapıyoruz veyahut da o bölgeye graft koyuyoruz. Yani kemik tozu koyarak yeniden orada kemik oluşturup aynı bölgeye tekrar implant yapabiliyoruz. Bu şekilde. Onun da çaresi var, var yani aynı durumlarda. Peki şunu da soralım. Şimdi aslında bahsettiniz ama yine de tekrar bir soru. Şimdi cerrahi işlemde dişle ilgili bir operasyon oluyor ve hasta dişsiz kalabiliyor. İmplant uygulaması için de belli bir süre geçmesi gerekiyor. Tekrar söyleyebilirseniz, çünkü bazen bu konularda atıyorum diş biraz daha öndeyse, şimdi dedik ya gülüşlerimiz çok önemli, dişlerimizde bu gülüşlerin yıldızı aynı zamanda. Farzi misal bir ay mı geçmesi gerekiyor diş çekiminden sonra implant yapılabilmesi için? Şimdi genellikle ne biz kadar süre önce implantı dişi çektiğimiz seansa yapmayı planlıyoruz. Buna immediate implantation deniliyor. Hemen yapmayı hedefliyoruz. Bunun avantajı ne? Aynı anesteziyle bir kere de yapmış oluyoruz. İkinci bir işlem yapmıyoruz. Orada diş çekilen bölgede kemik yapım faaliyeti, osteoblastik faaliyet çok daha yoğun. Bir sonrası da beklediğimiz zaman diş çene kemiği 3 boyutlu olarak daralıyor. Yani atrofi oluyor. Onun Türkçesini söylemek istedim. Biraz daralıyor. Garip bir terim oldu ama atrofi oluyor. Onun için hemen yapmayı istiyoruz. Ama orada bir enfekte doku varsa, yani dişin etrafında enfekte doku varsa veyahut da bir defekt varsa o zaman bekliyoruz. Yani 6 haftadan 3 aya kadar bekleyebiliyoruz yeniden implant yapmak için. Veyahut da büyük bir kemik defekti varsa, oraya kemik koymuşsak 6 ay bekliyoruz. Bu süre içinde de hastamıza olabildiğince geçici protezlerle dişsiz dolaştırmıyoruz. Tekrar buna baskı yapmak istedim. Çünkü bu konuda çok endişe taşınabiliyor. İşte hemen implant olmazdan düşünseniz de işte ben şimdi yayına çıkıyorum, gülüyorum, şurada iki tane dişim yok falan. Aman Allah çok korusun. Allah korusun, çok hoş bir görüntü olmuyor tabii ki. Peki implant tedavisi ne kadar sürüyor? Klasik protokol şu, implantı yapıyoruz yaklaşık 3 ay, yani bunun daha kısa olduğu durumlar da var ama 3 ay kemiğe kaynaması için, yani kemik hücreleriyle implant yüzeyi arasında bir bağlantı oluşması için. Biz buna teknik terim olarak osteointegrasyon diyoruz. Onun için ortalama 3 ay bekliyoruz. Ondan sonra da üzerinin protezi de yaklaşık bir hafta 10 gün kadar sürüyor. Yani 3,5 ay gibi bir durumda. Ha, bazı durumlarda işte kemik grafti koymamız gerekti. Onu bekledik, implant yaptık. O zaman süre çok biraz uzuyor. Biraz daha uzayabiliyor. Şimdi bazı şeyler var. Hani implantın dışında da bazı yine diş koyma yöntemleri var. İşte köprü falan galiba deniliyor. İşte yandaki dişler kesilerek oraya bir diş oturtuluyor. Evet. Çeşitlerini alalım ve bunların yanındaki implantın avantajını soralım size. Şimdi klasik protokol iki dişi feda etmek. Evet. Tek diş için iki dişi feda etmek. Siz orada bir sorunu çözmüyorsunuz, sorunu başlatıyorsunuz. Çünkü sağlam iki dişi küçülttünüz, daha sonra o dişlerde problem yaşama şeyinizi, riskinizi artırıyorsunuz. Onun için bir kere tek diş, özellikle tek diş eksikliklerine benim kişisel görüşüm %100 implant. Ben de bir implant kullanıcısıyım bu arada. Benim de tek dişimin yerinde implant var. Onun için her zaman implantı tercih ediyoruz. Implant yapılamayacak çok çok marjinal bir durumu varsa hastalarımızın, o zaman köprü düşünülebilir ama onun dışında bana göre %100 implant gerekiyor. Şimdi genelde evet, herkes aslında implantı tercih etmek istiyor ama bir de bunun mali kısmı var. Maliyeti çok mudur implantın? Yani tabii bu keseye göre, bireylere göre değişir ama
Ortalama hani buradan belki öğrenmek isteyen olursa ortalama ne kadarla ne kadar arası tek bir implant diş? Şimdi Piyasası ne diyormuşum biz tabii ki sizinle özel konuşuruz. bu Size ayrı bir fiyat belirleriz ama işin esprisi bir tarafım. Daha önce sizinle ekranın arkasında konuştuğumuz zaman da bu işin bir sosyolojisi Evet. var aslında bakarsanız. Yani ben bir fen bilimleri yapıyorum. Sosyal bilimler yapmıyorum ama işin sosyolojisi benim mesleğimin çok içinde. Evet, İmplant kesinlikle. bir kere pahalı değil. Bunu Kendi değerine göre pahalı değil aslında net yaptığınız. yani şöyle net söyleyebilirim. İnsanlarda şöyle bir algı var. Evet, Avrupa'da insanların gelir durumu daha iyi. Onun için orada çok rahat yaptırabilirler. Hayır efendim. Avrupa'daki fiyatlar ve Avrupa'daki insanların gelirine göre orada da birazcık yüksek kalıyor Evet. implant. Onun için insanlar Türkiye'yi tercih ediyorlar. Harika. Diyoruz ki Türkiye'deki insanların gelir durumu düşük. Onun için implant çok pahalı. Ben hemen şunu soruyorum. Bana kliniğime gelen bir hastamın 12 yaşındaki çocuğunun elinde bir akıllı telefon. Evet. Ben bir akıllı telefon ücretine bir implant yapıyorum. Ama insanlarımızın maalesef ki maalesef Sağlığı. bir sağlık bütçeleri yok. Evet. Yani gidip Aslında lüks buna bir... değer fazla fazla değer bunu yapmaya. Elini doğru söylüyorsun. Akıllı telefonlar hani hem bireylerde hem artık çocuklarında da var üst Her düzey. zaman biz şuna öncelik tanıyoruz. Yani evimize bir yeni teknoloji televizyon almayı tercih ediyoruz. Yani oradaki boş bir dişimizi tedavi ettirmek yerine onu tercih ediyoruz. Veyahut da pahalı bir çanta almayı tercih ediyoruz. Ve doktora para vermemeyi istiyoruz. Bunun bana göre insanların ekonomik durumlarıyla alakalı değil, Tercih meselesi mi? sosyal ve kültürel durumuyla çok alakalı. Yani batıdaki insanlar önceliği sağlıklarına ve çocuklarının eğitimine ayarlar. Biz ona değil, daha çok görselliğimize, işte giysilerimize, çantamıza, telefonumuza ve bize primer bir katkısı olmayan, yaşam standardımızı yükselten şeylere değil de görselliğe, imajımıza harcıyoruz. Onun için de bu bizim çok dertli olduğumuz bir konu. Evet. Çünkü birçok Ben özellikle açtım bu konuyu zaten. çok teşekkür ederim. Evet. Yarama parmak bastın. Biz son derece sofistike işler yapıyoruz artık. Yani yeni malzemeler, görüntüleme tekniklerindeki yeni gelişimler, CAD/CAM teknolojisi çok fazla şeyler yapıyoruz. Ama daha bunları biz bahsetmeden siz kaç paraya implant yapıyorsunuz dediği anda hastamız benim bilgilerim bir anda orada yerle bir oluyor. Gidiyor. Yani çünkü sizin yaptığınız sağlık işlemi belli bir karşılıkla örtüşüyor. Bu konuda da buradan da bunun duyurusunu da Ve yapmış ben olalım. buradan Evet. hastalarımıza çok çok rica ediyorum kişisel olarak. Kliniğimizi de arıyorlar, telefon ediyorlar. İmplantı kaç Evet. paraya yapıyorsunuz sorusu soruluyor. Bakın çok çok özür dilerim. Yani bu konu çok dertli olduğum bir konu. Bir gün beni arayan bir hastamı dedim ki, hiç tanımıyorum. Telefon numarasını bulmuş arıyor. Bu hikayeyi reklamlardan sonra uzun uzun dinlememiz nasıl olur? Süper. Tamam peki. Evet değerli izleyenler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim. Reklamların ardından kaldığımız yerden sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli izleyenler, kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Dişlerimizden bahsediyoruz, implant diyoruz, diş sağlığımızdan bahsediyoruz. En son Ali Bey'in özellikle yakındığı bir konu vardı haklı olarak ve en son bir şey anlatıyordunuz hastanızla ilgili. Oradan devam edelim isterseniz. Evet, telefon ediyorlar ve daha önce hiç görüşmediğim ve tanımadığım bir hanımefendi. İmplantı kaça yapıyorsunuz dedi. Bu benim bam telim. Dedim ki beni tanıyor musunuz? Nasıl bir hekim olduğumu biliyor musunuz? Birisi size beni refere etti mi? Hayır dedim. Tesadüfen işte buldum telefonunuzu ve sadece fiyat öğrenmek istiyorum dedi. Biz fiyat alıyoruz da dedi. Bu yaklaşım çok kötü bir yaklaşım ve bu
bana değil hastalara zarar verecek bir yöntem. Çünkü bu yani fiyat... Yani uyguna yapan belki de nasıl bir hekim olduğunu bilmeden, araştırmadan... Benim nasıl bir hekim olduğumu evet, bilmiyor. Doğru. Belki ben kötü bir hekimim. Ve oradan fiyat üzerinden... Peki dedim ben şu ana kadar aldığınız fiyatlardan daha ekonomik bir fiyat söylersem bana mı geleceksin? Evet size geleceğiz dedi. Bu bana göre bizim Türkiye'mizin sosyolojisi. Ve bu çok çok yanlış bir şey. Gidin hekimlerle konuşun, bilgi alın, başka bir hekimden ikinci görüş, üçüncü görüş alın. Üçüncü görüş alın ve onun anlattığı, hekimin anlattıkları üzerinden de tutun, karar verin. Ve bu işin evet ekonomisi çok çok önemli ama biz her şey için kredi alabiliyoruz. Her şey için kredi kartını taksitlendirebiliyoruz. Bunun için de bir kredi alın. Bu çünkü bizim sağlığımız. Ama lütfen rica ediyorum yani evinize perde alır gibi, mobilya alır gibi fiyat araştırması yapıyoruz ve fiyat üzerinden karar vermeyin. Ve bu tuzağa düşen hastalarımız sonunda çok büyük komplikasyonlarla, daha kötü bir durumla tekrar bize geliyorlar. İşte biz bir yerde yaptırdık ama bakın böyle olduk. Ne olur işte buna bir çare bulun diye. Aslında dişlerimizi gerektiğinden daha az önemsiyoruz herhalde. Şimdi implanttan bahsettik. İmplantın da dedik hani normal doğal dişimiz gibi ömürlük de olabilir ama kullanıma göre kaybı da olabilir dedik. Ama bu implantın kalitede değişiyor sanıyorum. Ya da uygulama sistemi ya da o doktorun eli bunların hepsi birer faktör. tabii ki doktor olmuş karşımızdaki birey artık hani bize yardımcı olabilecek bir şeye erişmiş ama yine de hani daha iyisi de var, daha farklı icra edeni de var mesleğini. Dediğiniz gibi iyi araştırmak gerekiyor. Sırf ucuz diye araştırmadan gitmemek gerekiyor. Çünkü yine bahsettiğiniz gibi implant yapılıp da kaybedilen bir noktaya tekrar bir implant yapılabilmesi için ya tekrar bir diş kaybı ya da işte kemik tozu vesaire hani bir sürü şeylerle uğraşmak durumunda kalıp aslında astarı yüzüne geçebiliyor evet. Baktığınız zaman. Bu konuda da bunu söylemiş olalım. Şunu merak ettim. İmplant hangi malzemeden yapılıyor? Hangi teknolojiyle üretiliyor? Biraz da bu kısmından da bahsedelim dilerseniz. Şimdi implant titanyumdan yapılıyor. Titanyum en inert malzeme olduğu için yani insan dokusuna en uygun olan bir malzeme olduğu için herhangi bir reaksiyon, alerjik reaksiyon yapmadığı için ve doku uyumu olduğu için. Ve bunun için de implantın gelişim süreci boyunca işte implant yüzeyi işte asitle pürüzlendirildi veyahut da işte kalsiyum hidroksitle kaplandı vesaire birçok şeyler yapıldı. Ve implantın dizaynı, yiv yapısı, işte boyun kısmının yapısı vesaire değişik araştırmalar neticesinde bunlar deneysel çalışmalar, klinik çalışmaları neticesinde sürekli bu dizaynlar değişti, yüzey özellikleri. Buradaki amaç daha başarılı implantı bulmak içindi ve bu materyaller üzerinde hem materyal üzerinde hem dizaynı üzerinde çalışmalar kuşkusuz devam ediyor. Ama şu anda geldiği nokta implantın oldukça iyi ve başarılı bir nokta. Alerji durumu kesinlikle söz konusu değil. Diyorsunuz. Değil. Ona göre işte bir maddeden üretiliyor. Peki şunu da soralım. Şimdi hani ağzında hiç diş olmayan, bütün dişleri artık rahatsızlığa uğramış bir hastadan konuşalım. Bütün dişlerini tek tek implant yaptırabilir mi? Zaten onu yapmıyoruz. Neden? Nasıl ki? Direkt takma diş, kalıp diş olarak mı? Atıyorum üst çene için konuşursak 6 ile 8 implant yapıp onun üzerine 12-13 tane diş yani bir köprü yapabiliyoruz. Yani implantı köprü ayağı olarak kullanıp 6 veya 8 herkesin kendi protokolüne göre 6 ile 8 implantla sabit bir protez yapabiliyoruz. Şimdi yaşam süresi oldukça uzadı artık. Yani evet. 80'li 90'lı yaşlarında insanları daha fazla görüyoruz. Ve bu ileri yaştaki insanlar için de
çözüm üretmemiz gerekiyor implant olarak. Dediğim gibi tam dişsizlik durumlarında, total dişsizlikte 6 ile 8 implantla sabit, çıkarılıp takılmayan bir protez yapabiliyoruz. Bunun dışında atıyorum 80'li yaşlarında bir hastamızı düşünelim. Dişler çekildikten sonra ağzımızda şöyle bir şey oluyor. Diş kökleri, sağlıklı diş kökleri aynen ağaç kökleri gibi. Nasıl ki ağaç kökleri erozyona karşı toprağı tutuyorsa, sağlıklı diş kökleri de çene kemiğini tutuyorlar. Dişler çekildikten sonra halk arasındaki tabirle damaklar siliniyor. Biz ona atrofi diyoruz. Gittikçe dikey olarak, hem dikey olarak hem yatay olarak çene kemiği küçülüyor. Atrofi oluyor. Yani doku kaybı oluyor. Ve bir süre sonra o hareketli protezleri taşıyamaz hale geliyor. Bu tür hastalarda implant yapmak da çok zorlaşıyor. Yani çünkü kemik olmadan implantı yapamazsınız. Ayrıca alt çenede çene kemiğinin içinden geçen bir kanal ve sinir var. Üst çenede sinüsler ve burun boşluğu var. Bu anatomik oluşumlar bizi cerrahi olarak sınırlıyor. O yüzden de bu ileri derecede erimiş diyelim, kolay anlaşılsın diye erimiş çenelerde yeni protokoller geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü 80 yaşındaki bir hastanın kalçasından kemik alıp yeniden çene kemiği yapamazsınız. Evet. Eskiden böyle yapıyorduk. Ama şimdi bu sinirden uzak bölgelerde veya sinüsten uzak bölgelerde elimizde kalan kemiğe 4 tane implant yaparak, çünkü 80 yaşındaki bir insana graft koyamam. Evet. O yaştan sonra ne olacağını bilemezsiniz. Bu yeni protokollerle ileri derecede kemik kaybolan hastalara da protez yapıyoruz. Çünkü bir başka şey daha oluyor. Biz normalde üst çenemiz daha ileridedir. Ama ileri yaştaki bir insanda bu erimelerden dolayı ve çenedeki değişimlerden dolayı alt çenesi ileride olmaya başlıyor. Evet. Çünkü üst çene önden daha fazla eriyor. Sert doku kaybı olduğu zaman yumuşak doku da çöküyor. Direkt çökmüş bir yüz oluyor. O zaman bunu da telafi edecek bir protokol geliştirildi. Yani teknik adı All-on-4 sistemi veya bunun geliştiren doktora ithafen Malo Bridge dediğimiz yeni bir sistemle çok az bir kemiği olan ileri yaş hastalarında bile sabit bir protez yapabiliyoruz. Artı yumuşak doku, yani yüzünün kozmetiği de toparlanmış oluyor. Oldukça başarılı işlemler yapıyoruz. Harika anlattınız gerçekten. Gözümde canlandı ve bu konuyla ilgili soru işareti kalmadı aklımda. Şimdi internetten araştırırken hani bu konuyla ilgili şeyleri, durumları bazen forum sitelerine falan da bakıyoruz. Hani daha çok neler sorulmuş, ne gibi şikayetler olmuş. Bazen bir iki şeyde implantın dişte tutmaması, yani damakta, kemikte tutmaması durumuna gibi durumlar rastladım, yorumlar gördüm. Yani böyle bir durum olabilir mi? Böyle bir risk var mıdır implantla ilgili? Yani tutmaması gibi. Programın başlarında da söylediğim gibi artık %100 tutuyor. Yeter ki siz doğru protokolü uygulayın. Yani yapmamanın, şimdi implant kelime anlamı, plantasyon. Ekiyorsunuz yani. Siz kötü bir yere bir tohum ektiğinizde o yetişmez. Aynı şey implantta da. Siz yapmamanız gereken, uygun durumda olmayan bir bölgeye implant yaparsanız tutmaz. Burada siz ticari kaygılar taşırsanız, maalesef ki bu günümüzde çok yaygın. Hani ben bir an önce yapayım ve buradan bir ekonomik getiri sağlayayım diye düşünüyorsanız hekim olarak, oradaki implant başarısız olacağını zaten biliyorsunuz. Başarısız olur yani. Peki bu aynen ticari kaygı yerine implantla ilgili bilgi almak ve biraz daha bilinçli sorular sormak adına doktora neler sorabiliriz? Yani şöyle, şimdi implantın da
işte marka olarak demeyeceğim ama implantında illaki kalite düzeyleri vardır diye tahmin ediyorum. Yani bütün diş hekimlerindeki implantlar aynı kalitede değildir diye tahmin ediyorum. İmplant yapan doktora işte yapılan maddesi veya uygulaması ile ilgili neler sorabilirler bilinçli olarak? Bunları hani daha mı iyi, daha mı kötü, doktor bu konuda iyi mi, iyi malzeme mi kullanıyor, doğru yerde miyim? Bunlara sorusunun cevabını karşılamak adına neler sorabilirler hastalar doktorlara? Bence bir kere doktora güvenmeleri gerekiyor. Çünkü materyali sorgulayamazsınız. Çünkü materyali bilmiyorsunuz. Ben şimdi bir kamera almaya gitsem, kamera satıcısı beni her şekilde aldatabilir. Aynen. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Ne soracağım? İmplant da hastalarımız için öyle. İnternet evet bilgi sağlıyor ama aynı zamanda bilgi kirliliği de sağlıyor. Evet. Oradan bir kelime öğreniyor. O kelimeyle beni sorgulamaya çalışıyor. Ben kötü niyetliysem onu her şekilde kandırabilirim hastamı. Allah korusun. Ama burada bence bir kalp doktoruna gittiğiniz zaman benim kapak yapacaksınız, kalp kapağı. Ne hangi marka yapıyorsunuz, hangi marka değil. Evet. Burada sorumluluk hekimindir. Hı hı. Ben yaptığım işin sorumluluğunu taşırım. 5 yıl sonra da, 10 yıl sonra da. Ben yaşadığım sürece hasta geldiğinde o sorumluluğu almam gerekir. Onun için kullanacağı materyali hekime bırakmak gerekiyor. Hekim kullanacak. Çünkü oradan doğacak bir komplikasyonu tedavi etmek hekimin sorumluluğu. Kötü malzeme kullansın, komplikasyon çıkarsa gidip ona bana yaptığınız implant böyle böyle oldu diyebilmelisiniz. Onun için de materyale hasta karışamaz. Çünkü sorumluluk bendeyse ben istediğim malzemeyi kullanırım. Zaten kötü bir malzeme kullanırsam da sonuçlarıyla ben yüzleşirim. Evet. Sorumluluk bana ait. O yüzden de öncelikle bilgi almaları gerekiyor. Ne yapılacak benim ağzıma? Bir muayene edin, söyleyin. Ve herkesin bir sağduyusu vardır. O sağduyu üzerinden o bilgiler, hekimin verdiği bilgi, teknik bilgisi, bilimsel bilgisi yeterli görüyorsanız o hekime yaptırın. Yoksa ne malı? Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Çünkü sorumluluk hekimde. Hekim hangi malzemeyi kullanırsa kullansın sorumluluk almak zorunda. Yasal olarak da böyle. Yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi. İmplant uygulaması yapılırken canımız yanıyor mu? Hayır. Hayır. Kesinlikle. Benim yanmadı. Harika. Hayır. Bunu da öğrenmiş olalım. Bir de sistemik hastalıklar var. Hı hı. Gerçekten diş yapımıyla doğrudan bağlantılı olabiliyor bu hastalıklar. Öncelikle bunlara soralım bu hastalıkları. Sonrasında sayacağınız hastalıklarda ne gibi uygulamalar yapıyorsunuz? Bunları öğrenelim sizden. Bir kere kontrolsüz diyabetik hastalar bizim için implant yapmamamız gerekiyor. Hı hı. Yani damar sistemi, kemik beslemi, diş eti birçok dokuyu etkiliyor. Kronik bir şekilde etkiliyor diyabet. Onun için kontrolsüz. Diyabet hastası olabilir. Diyabet hastalarına implant yapabiliriz ama kontrolsüzse, doktora gitmiyor. 350'lerde açlık kan şekeri ise bu hastaya implant yapmamak riskleri gerekiyor. Riskleri neler? Efendim? Yaptınız diyelim. Bunun riski nedir? Onu da hani bir kere enfeksiyon riski fazla. Oradaki doku kaybı fazla. Çünkü damar endoteli, damar yapısı bozulduğu için orada yaptığımız zaman kemik dokusu yeteri kadar beslenemiyor. Diş eti problemleri daha yatkın hale geliyor diyabetiklerde. Onun için yapmıyoruz. Diğer grup kalp kapak problemi olanlar. Bypass olmuşlar veya kroner hastalığı olanlarda değil. Ama kapak protezi olanlarda yapmamayı tercih ediyoruz. Mesela yeni çalışmalar var. D vitamini seviyesi düşükse, kötü kolesterolü 150'nin üzerindeyse o zaman bunlar implant başarısını etkileyen faktörler. Bir de çok çok önemli bir şey var. Bifosfonat denilen bir ilaç grubu var. Evet. Bu ilaçlar nerede kullanılıyor? Kemik metastazı, kemik tutulumu olan kanserlerde kullanılıyor. Kemoterapide. Ayrıca osteoporozu olan hastalarda kullanılıyor. Bu bifosfonat grubu ilaçlar bizim için risk. Bifosfonat kullananlarda implant yapmamak gerekiyor. Neden? O niye? Onu da soralım.
Şimdi bu bifosfonat grubu ilaçlar, şimdi bizim sürekli kemik yapıcı hücrelerimiz var. Osteoblastlar kemik yapıyor. Osteoklastlar kemik yıkımına neden oluyor. Evet. Yani biz buna bir turnover diyoruz. Hı hı. Şimdi bu turnover nedeniyle ve bu çene kemiklerinde normal uzun kemiklere nazaran %10 kat daha fazla. Öyle olunca çene kemikleri çok etkileniyor. Ve bu çene kemiklerinde bu ilaçlar kemik nekrozuna, kemik ölümüne neden oluyor. Hı hı. Bakıyorsunuz mesela hiçbir neden yokken oradan çene kemiği dışarı çıkmış. Nekroz olmuş, evet, ölmüş. Ve bir süre sonra bu kemik enfekte oluyor. Şimdi bu hastalarda normal diş çekimi bile yapmamak gerekiyor. Hı hı. Yani olabildiğince konservatif davranmak gerekiyor. Ve bu grup çok önemli. Bu grup hastalar, onlarda implant yapmıyoruz. Onun dışında hemen hemen bütün hastalarımıza implant yapıyoruz. O zaman direkt gelen hastaya tamam dişin çekilmiş mi, dişin çekelim hadi implant yapalım demiyoruz, demiyorsunuz yani. Öncelikle sorgulamamız gerekiyor. Evet, öncelikle bazı sağlık kontrollerinden geçiriyorsunuz veya sorgulatıyorsunuz aynı şekilde. Vaktimiz el verdi, biraz da çeneden konuşalım istiyorum. Şimdi çene cerrahisi kısmına geçecek olursak, çene cerrahisi hangi işlemleri kapsıyor, onu soralım size öncelikle. Aslında bana da böyle çene cerrahıyım deyince biraz böyle müstehsi bakıyorlar. Allah Allah, çenenin de bir cerrahı olur mu şu kadar bir yerde. Tabii ki bunun için gelişimsel veya iltihapsal kistler var. Çeneleri ilgilendiren kistler, selim veya habis tümörler var, çene kırıkları var, implant var, gömük dişler var, çene eklemiyle ilgili problemler var, iskeletsel anomaliler var, yani gelişim anomalileri, yani alt çenenin ileride olması, üst çenenin ileride olması gibi o tür anomaliler, çene yüz ağrılarının bir kısmı çene cerrahisinin ilgi alanı. İlgi alanı, bunları da konuşalım. Peki çenin cerrahisinde tanıları nasıl koyuyorsunuz? Bizim basit bir panoramik filmle, çene filmiyle koyabiliyoruz. Bazen de daha ileri vakitlerde dental volümetrik tomografi denen bir tomografiyle tanıyı koyabiliyoruz. Tabii ilk başta klinik muayene, yani gözle muayene vesaire ve daha çok da dediğim gibi panoramik röntgenle koyuyoruz. Operasyonlar peki nasıl gerçekleşiyor? Yani tamamen uyutuluyor mu hasta, yoksa işte yarı baygın halde mi yapıyorsunuz durumları? Biz lokal anesteziyle yapıyoruz. Yani bütün işlemleri, çene ile ilgili bütün işlemleri lokal anesteziyle yapabiliyoruz. Hı hı. Böyle bir avantajımız var bizim. Ama çok küçük çocuklarda veya çok uzun sürecek operasyonlarda, lokal anesteziye alerjisi olanlarda genel anestezi veyahut da işte mental özürlü olanlarda genel anesteziyi tercih edebiliyoruz. Edebiliyorsunuz. Bu durumlarda da olabiliyor. Şimdi 20'lik diş diyeceğim. Eminim izleyen birçok hastamızın da muzdarip olduğu bir konudur bu. 20'lik dişler genelde bilmiyorum gereksiz görülebiliyor ve hatta gereksiz görüldüğü gibi çıkarken yamuk çıkabiliyor, ağrı yapabiliyor, dişleri sıkıştırabiliyor. Siz çok çok daha iyi bilirsiniz. Çene cerrahisi bölümüne mi giriyor 20'lik diş mevzusu? Evet, 20 yaş dişi çene cerrahisine giriyor ve rutinde çok fazla karşılaşıyoruz. Eğer bir enfeksiyon odağıysa veyahut da bir sürme kisti taşıyorsa 20 yaşlarını çekiyoruz. Yoksa ben çekmiyorum. Yani peki bu 20'lik diş atalarımızdan gelen bir sistem midir? Yani zamanla sizce mesela gözlemlediğiniz noktada kaybolacağı benziyor mu zaman içerisinde? Çünkü hakikaten bilmiyorum, belki de 20'lik dişle ilgili sıkıntı çekmeyen çok nadir insan vardır. Çünkü özellikle işte bu 20'li yaşlara girince üniversitede vesaire arkadaşlar arası bize çok konuşurduk. Ya dişim çıkıyor, işte ateş yaptı, yamuk çıkıyor, dişimi sıkıştırdı. Hakikaten birçok kişi bu konudan muzdarip. Neden? Onu sormak istiyorum. Niye? Şimdi 20 yaş dişi çok geride bir bölgede.
arkada bir bölgede. Tabii evrim süreciyle birlikte insanların diş sayısı azalıyor. Ama bu bizim ömrümüz içinde göreceğimiz, 60-70 yıl içinde göreceğimiz bir süreç değil. Evet. Binlerce yıllık bir evrim süreciyle geliyor ve gittikçe diş sayısı azalıyor. Ama şu anda görünen o ki bir 50-60 yıl içinde veya birkaç yüzyıl içinde bu ortadan kalkmayacak. İnsanların acaba hani şu kemik yapıları ya da yüz yapıları daha büyüktü de tabii, o küçülünce çene kavisi, diş mi kaldı? Ne oldu acaba yani? Çene kavisi daha büyük, diş sayısı daha fazla. İşte kas yapısı daha farklıydı. Çünkü düşünün avcısınız, gidip bir tane dinozor avlıyorsunuz ve çiğ olarak onu yemek zorundasınız. Evet, yani şimdiki ateşi gibi. Ateşi de daha keşfetmeden öncesinde. Tabii. Onun için tabii ki farklıydı. Ama şimdi 20 yaşları zor temizlenen, çok geri bölgede olduğu için daha kolay enfekte olabiliyorlar. Pozisyonları gereği sıkıntı yaşanabiliyor ama her 20 yaş işini ben çekmiyorum. Ama problem tabii ki. Son olarak bir sorum daha olacaktı çene cerrahisi ile ilgili. Şimdi dedik ya işte alt çenesi ileride olan veya üst çenesi daha böyle önde duran bireyler için ameliyat mı yapıyorsunuz ya da bazen mesela görüyoruz bu sizin alanınıza mı giriyor bilmiyorum. Böyle mızıka tutan çenelik. Evet bir şey demir böyle demirden böyle bir şey tutabiliyorlar, yerleştirebiliyorlar çene kısmına. Hı hı hı. Bu tarz bir uygulama mı yapıyorsunuz? Çünkü bazı işte benim de arkadaşlarım oldu bununla ilgili. Çenesinin önde olmasından veya dişlerinin çok fazla şöyle durmasından yakınan ve acaba nasıl bir tedavi yöntemi var diye merak eden arkadaşlarım vardı. Belki ekranları başından da bu konuda muzdarip olup izleyen izleyicilerimiz de vardır. Bu durumlarda bu tarz hastalar için ne gibi bir tedavi yapıyorsunuz? Şimdi bozukluklar iki türlü. Biri dişsel bozukluklar. Hı hı. Yani sadece dişleriniz bozuk. Çene kemiğiniz normal yerinde, hı hı, ama bir diş dişiniz yapısı önde, arkada bir çapraşıklığınız var. Bu her yaşta, 50 yaşında bile ortodontik tellerle düzeltilebilir. Bu bir. İkincisi iskeletsel bozukluk bahsettiğiniz. Bu kemik gelişimi esnasında daha çocuk yaşlarda düzeltilebilir. Hı hı. Apareylerle işte alt çene geriye alınabilir, üst çene ileriye alınabilir. Ama daha kemik gelişimi devam ediyorsa, hı, bir sınırlama var. O zamanı geçirmiş bireylerde artık çene kemiği gelişimi durmuş yani ileri yaşlarda. Yani demin bahsettiğim 18. şey. Ki bu iskeletsel bozukluklar daha erken yaşlarda. Hı. 8-10 yaşında, 12 yaşında tedavi edilmesi gerekiyor. İleriye bırakılmaması gerekiyor. O dönemi geçirmişse bir birey ve iskeletsel bir bozukluğu varsa birinci olarak ortodontistler bakıyor. Ortodontistlerin lateral sefolometrik grafi denen bir özel grafi çektiriyorlar ve bunun üzerine bir takım açı hesapları yapıyorlar. Teknik olarak basite indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum ve bunun üzerinden alt çene mi ileride, üst çene mi geride, mesela üst çene normal pozisyonda olup alt çene ileride olabiliyor. Veyahut da üst çene normal değil geride, halbuki alt çene normal ama üst çene geride olduğu için izafi olarak böyle görünüyor. Bu analizler yapılıyor. Analizlerin sonucunda bir ameliyat öncesi ortodontik tedaviye başlıyor. İşte dişlerin sıralanması vesaire ve cerrahi esnasında kullanacağımız plakları hazırlıyor, hı hı, ortodontist. Ve sonra ameliyat yapılıyor. Ameliyatta çeneler olması gerektiği gibi konumlandırılıyor. Bu da göz kararı yapılmıyor. Ortodontistin belirlediği ölçülerde ve planlamada yapılıyor. Ve daha sonra da ameliyat sonrası da tekrardan bir dişlerde düzenleme ve seviyelendirme yapılıyor. Hı hı. Böyle kombine bir tedavi. Bayağı da yoğun bir süreç gerektiren bir tedavi. Tabii, yani yaklaşık bir yıllık, bir buçuk yıllık bir süreç. Evet, gerçekten. Ama yine de bu konuda memnun olmayan ya da kendini kötü ya da sağlıksal olarak da bilmiyorum bunun sağlığa bir etkisi var mıdır? Sadece kozmetik değil, fonksiyonel olarak da çenesle beslenemeyen bireyler var ve çok fazla. Tabii
Öncelikle beslenmesi. Evet, önemli. Öncelikle beslenmesi. Sağlık her şeyden önemli. Bunun da tedavisi var. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederim. Güzel bilgiler aldık. Aslında bugün çok da yoğurduk sizi, arka arkaya sordum. Estağfurullah. Ama estağfurullah. Size hiç bıkmadan, usanmadan çok büyük açıklıklar getirerek hepsini yanıtladınız. Tekrar hem izleyicilerimiz adına hem kendim adına çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İki programımıza gördük sizi. Farklı bir günde mutlaka tekrar sizi burada görmekten mutluluk duyarız. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Bende de alışkanlık yapacak. Ne güzel, ne güzel bir alışkanlık. Teşekkür, teşekkür ediyoruz tekrar. Evet değerli izleyenler, bugün dişlerimizden bahsettik. Bugün implant dedik, bugün çene cerrahisi dedik. Ve bunlarla ilgili sorabilecek her şeyi sizler için yanıtladık ve programımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde yepyeni konu ve konuklarımızla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.